Kimlerde görüyorsunuz en çok dirençli tansiyonu? Kadın, erkek? Yani bir takım sistemik yaş hastalıklar. İlerledikçe daha çok görüyoruz. Hmm. Çünkü yaşlılarda damarlardaki kireçlenme nedeniyle yaşın ilerlemesiyle daha çok dirençli hipertansiyon görüyoruz. Bazı gruplarda bazı farklı ırksal faktörler var. Bazı ırklarda kadınlarda, bazı ırklarda erkeklerde daha sık. Hı hı. Siyahilerde dünyada hani bir dirençli kan basıncı tespit edilmiş, yüksek kan basıncı tespit edilmiş. Hı hı. Yüksek irtifada yaşayanlarda dirençli kan basıncı oldukça yüksek. Yani daha yüksek irtifada yaşıyorsa kan basıncı kontrolü biraz daha zor. Soğuk iklimlerde yaşayanlarda, soğuk ortamlarda yaşayanlarda kan basıncı kontrolü çok zor. Bazı ilaçları kullananlarda kan basıncı kontrolü çok, çok zor. Mesela bazı ilaç deyince ilaç mesela doğum kontrol ilacı bir ilaçtır. Yani tabii. Doğum kontrol ilacı kullananlarda hormonları bayağı baskılayan etkiliyor. Bir ilaçtır. Yani her tür bu tür hormonal İlaç kullananlarda kan basıncı kontrolü zordur ve dirençli hipertansiyon gelişme riski vardır. Ortalama popülasyonun, tüm hipertansif popülasyonun %10 ila 15'i gerçek dirençlidir. Hı hı. Ama onun dışında dirençli gibi görülenlerin çoğu yalancı dirençlidir. Evet. Bu gerçek dirence işte bu ilacını kesersiniz hastanın direnç ortadan kalkar. Evet. Bazı psikotik ilaç kullananlar, uyarıcı ilaç kullananlarda, bazı antidepresanları kullanımında, bazı bitkilerde mesela meyan kökü, bazı yörelerimizde hani şurup yapılır, içilir. Tabii. Kan basıncını gerçekten ciddi şekilde yükseltir. Bunu bilmek ama lazım. Ama bitkisel besleniyorum deyip de bir taraftan aynen. da ona da dikkat etmek birçok lazım. Birçok bitkisel, grip ilaçları mesela çok sık kan basıncı direnci yapıyor. Ona da çok dikkat mesela etmek lazım. Ben grip olunca bir ilaç alıyordum. Allah'ım sürekli bir çarpıntım var. Bir gün doktora gittim. Benim kalbimde ne var? Ben gripim fakat içtiğim ilacın yan etkisiymiş meğersem. Efendim. Evet. Yani birçok şey aslında vücudunuzun da verdiği sinyalleri iyi dinlemek lazım galiba, değil mi doktorun? Peki efendim.